Başkanımız Sayın Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcılarımız, Parti Meclis Üyelerimiz, Kadın Kolları Genel Başkanımız, İl Başkanımız ve İlçe Başkanlarımız, Gençlik Kolları Genel Başkanımız, Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, Milletvekillerimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımız, İl Kadın Kolları ve İl Gençlik Kolları Başkanlarımız, kıymetli kurultay delegelerimiz, değerli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu TÜZÜK Kurultayı gündemli İl Danışma Kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sizleri Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, ebediyete intikal etmiş tüm aziz şehitlerimiz ve önceki genel başkanlarımız, partililerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna, ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Büyük zaferimiz 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve 1 Eylül Dünya Barış Günümüz kutlu olsun. Ankara İl Başkanlığımızın hazırlamış olduğu video gösterisiyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Tarihinde burada yaptığım konuşma sırasında birçoğu burada olan il başkanlarıma ve milletvekillerime demiştim ki ayağa kalkın başkanlarım, Türkiye'yi ayağa kaldırın, Atatürk'ün partisi iktidar olmak için sizden görev bekliyor, gidin ve bu seçimi kazanın. Bunu söylediğimde buradan kalkan, giden, gece gündüz çalışan ve bu seçimi alanlara diyorum ki şimdi kalkın. Kutuplaştıranlara inat, ittifakımızla kucaklaşmaya, herkesi kardeşleştirmeye, onlara Halkın Partisi'nin nasıl halkçı bir parti olduğunu, Gazi Mustafa Kemal'in partisinin nasıl bir parti olduğunu göstermeye gidin. Kalkın ve Türkiye'yi kucaklayın. Biz sevginin, barışın, kardeşliğin, umudun, biz Türkiye'nin partisiyiz. Yolumuz açık olsun, Türkiye'nin yolu açık olsun. Türkiye ittifakı kazandı, Türkiye kazandı. Right there is where it ends.
Ankara'yı Cumhuriyet Halk Partisi içinde lider şehir yapmak istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilkelerini, değerlerini yaşatmaya ve korumaya çalışıyoruz. Üzerimizdeki sorumluluğun farkındayız. İlk günden başlayarak yerel yönetimlerde başarı için hazırlandık. Bizden bir önceki il yönetimimiz zaten önemli bir başarıya imza atmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 25 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmıştı. Sosyal, toplumcu, dayanışmacı bir belediyenin nasıl olacağını Mansur Yavaş önderliğinde tüm Ankaralı hemşehrilerimize göstermişti. Sayın önceki dönem Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu biraz önceki tabloyu ortaya çıkaran partilerimiz ve bekçilerimiz. Evet, Türkiye rekoru kırdık. Ama bunu asla ne Mansur Yavaş, ne bir kişi, ne de birkaç kişi değil. Sizler olmasaydınız, bırakın rekor kırmayı, belki seçim kazanmak dahi hayal olurdu. Bu partiyi ve ülkeyi emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e karşıdan en büyük borcumuz, bir an evvel iktidar olmak. İktidar olmak değil sadece. Bugüne kadar 20 yılın üzerinde Türkiye'nin temel çivileriyle oynayan, Türkiye'deki temel dengelerle oynayan, ülkemizi kurucu iradeden uzaklaştırıp başka bir yöne götürmek isteyen bu iktidardan kurtulmak en büyük hedefimiz olmalıdır. Bu duyarlılıklarından, bu hassasiyetlerinden dolayı da bütün Ankara örgütlerine, İl kadın kollarına, il gençlik kollarına ve il yönetim kuruluna
Yürek dolusu sevgiler, yürek dolusu teşekkürler. İyi ki varsınız. Yeni bir dönem başlıyor. Sayın Genel Başkan biraz önceki videoda hedef koydu. Türkiye ittifakını büyüteceğiz. Bu çatının altında toplanan insan sayısını artıracağız. En geç 2028'de muhtemelen daha erken gerçekleşecek genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanını Çankaya Köşkü'ne çıkaracağız. Bu videonun hazırlanmasında emeği geçen il başkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim konuşmalarını yapmak üzere 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yazılan Ankara'daki tarihte büyük emeği olan Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol'u buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Sayın Parti Meclisi Üyelerim, Sayın Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanlarım, Sayın İlçe Belediye Başkanlarım ve Kurultay Delegelerimiz, sevgili Cumhuriyet Halk Partililer, hoş geldiniz. Danışma kurullarımızı büyük bir keyifle kazandığımız yeni belediyelerde yapıyoruz. Birinci danışma kurulumuzu Mamak Belediyesi'nde Veli Başkanımızın ev sahipliğinde yapmıştık. Çok güzel bir toplantı olmuştu. Yıllar sonra Mamak'ı yeniden kazanmanın keyfini hep birlikte yaşamıştık. İl yönetimindeki arkadaşlar buyurun. Bütün başarılar kuşkusuz bir ekip işi. İl yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla birlikte çalıştık. Yine ilçe örgütlerimizle birlikte çalıştık. İzin verirseniz konuşmaya başlarken ilçe başkanlarımızı da ayağa davet ediyorum ve sizlerden onlara bir alkış rica ediyorum. Siz olmasaydınız bu başarı olmazdı. Ben yerine biz dedik. Biz yerine hepimiz dedik. İl başkanı, il yöneticisi, ilçe başkanı, ilçe yöneticisi, kadın kolları başkanı, gençlik kolları başkanı, kollarımızın yöneticileri, üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız hep birlikte sahaya çıktık ve Türkiye'ye nefes aldıran, Türkiye'yi kırmızıya boyayan bu büyük başarıda Ankara olarak biz de yerimizi aldık. %60 oy oranıyla 3 ile başladığımız yarışı 16 ilçe bir büyük şehirle bitirerek bu büyük başarıda Türkiye'yi kırmızıya boyayan, yeniden umudu büyüten bu büyük başarıda biz de Ankara olarak yerimizi aldık. Bugün Keçiören'deyiz. Bize ev sahipliği yapan Berk Kılıç Başkanıma ve Mesut Özaslan Başkanıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bugün salonun hazırlanması için 3-4 gündür yoğun bir çalışma yapıyorlar. 30 yıl sonra Keçiören'i kazandık. 30 yıl sonra. Kimilerine göre imkansız olanı başardık. Çok büyük bir mutluluk, çok büyük bir gurur yaşadık. Mansur Başkan'ın deyimiyle 15 belediyeden sonra 16. Keçiören olarak pastanın üstündeki çilek oldu. Bu başarıdan dolayı Keçiören ilçe örgütümüze, ilçe başkanımıza ve Mesut Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Tabii Keçiören'de bir başkan değişti, çok şey değişti. Başkan odasının kapıları halka açıldı. Keçiören, ben bile duyduğumda şaşırmıştım ama yıllar sonra çöp konteynerine kavuştu.
Çöpler artık sokağa atılmıyor, konteynerlerde daha hijyenik bir şekilde toplanıyor. Keçiören adil, sosyal, halkçı belediyecilikle tartıştı. Kimseyi ayırt etmeyen, herkese eşit hizmet sunmak için çırpınan bir belediye başkanıyla tanıştı. Keçiören'de milli bayramlar artık gururla kutlanıyor. Milli bayram günlerinde meşaleli yürüyüşler yapılıyor. Bunlar tanık olmadığımız şeylerdi. Bu gururu bize yaşattığı için Keçiören ilçe örgütümüze, Keçiören belediyemize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Özel bir güne denk geldi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne denk geldi. Barış gerçekten insanlık adına çok kıymetli bir değer. Barış olmayınca her şey ters gidiyor. Savaşlarda yalnızca askerler ölmüyor. Son savaşların tamamında askerlerden daha çok siviller ölüyor. Kurşunla, bombayla ölenlerden daha çok açlıktan, susuzluktan ve hijyen yoksunluğundan kadınlar, çocuklar ölüyor. Hemen yakınımızda birçok sıcak savaş devam ediyor. Savaş demeye dilim varmıyor. Bir savaş değil çünkü, bir vahşet yaşanıyor ama Filistin'i anmadan geçmek istemiyorum. Filistin yıllardır Türkiye'li solcuların, Türkiye'li devrimcilerin çok dikkatle izlediği bir coğrafya olmuştur. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir dikkatle izliyor. Filistinli dostlarımızın yanında olduğunu, Filistin sorununun çözümüne katkıda bulunmak için elimizden geleni yaptığımızı her ortamda aykırıyoruz. Bir kez daha yeter artık diyoruz, yeter artık diyoruz ve dünyayı harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin'de soykırıma, katliama yeter. Sevinmeyi umutmuştuk. Gerçekten 31 Mart'ı 1 Nisan'a bağlayan gece sevinmenin nasıl güzel bir şey olduğunu hatırladık. Biz önce Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde başladık. Daha sonra genel merkezimiz önünde devam ettik. Bize bu büyük gururu, bu büyük sevinci yaşatan Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Genel Başkanımızın çalışma arkadaşlarına ve tüm Ankara örgütlerine, tüm Ankara'daki belediye başkanlarımıza, belediye başkan adaylarımıza çok teşekkür ediyoruz. Minnet duygularımızı sunuyoruz. Gerçekten bu keyfi, bu mutluluğu yaşadık ya, artık ölsek de gam yemeyiz diyoruz. Bir mutluluk tablosu çizilmeye başlandı o gece. Biraz önce fotoğraflarını, videolarını izlediniz. Bu tablonun eksik kalan kısımları var. Eksik kalan kısımların da inşallah en geç 2028'de ama çok büyük bir ihtimalle daha erken yapılacak bir erken genel seçimde tamamlayacağız. Ve Türkiye birleşmenin, barışmanın, huzur içerisinde dayanışmanın ne olduğunu öğrenecek. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını Çankaya Köşkü'nde göreve başlatacağız. Yeniden parlamenter sisteme dönmek için önemli adımlar atacağız. Ve ülke bir kez daha 1 Nisan sabahına uyandığı gibi mutlu bir güne uyanacak. Kırmızı bir Türkiye'ye uyanacak. Yerel seçim başarısının iki anahtarı vardı. Bir tanesi Türkiye İttifakı'ydı. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini aşan, Türk milli takımı gol attığında, Filenin Sultanları bir maç kazandığında, havaya sıçrayan, herkesi çatısı altında toplamayı hedefleyen, ki seçim sonuçlarında gördük bu toplamı bir araya getirdi, bir Türkiye İttifakı kurulması için harekete geçildi ve bu Türkiye İttifakı bizi başarıyı getirdi. Bu ittifakı devam ettireceğiz. Kararlı bir şekilde devam ettireceğiz. Ayrışmayı değil, birleşmeyi gündemimize alacağız. Küçülmeyi değil, büyümeyi gündemimize alacağız. Ve bu ittifakın daha da büyümüş bir biçimiyle bir sonraki milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimine girerek sandıktan büyük bir zaferle çıkacağız. İkinci anahtarımız, 2019 seçimlerinde göreve gelen ilçe, il ve büyükşehir belediye başkanlarımızın muhteşem başarısıydı. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları yapamaz denilenleri yapmıştı, gerçekleştirilemez denilenleri gerçekleştirmişti ve halkın güvenini kazanmıştı. Bu güvenin üzerine yeniden halkın karşısına çıktıklarında da çok kolay bir şekilde propagandalarını yapmıştık, oy istemiştik ve oy almıştık.
2028'e giderken de yine en büyük güvencelerimizden bir tanesi, gurur kaynağımız olacak belediye başkanlarımızın her noktada halka dokunması, onların hizmetinde olduklarını, halkın hizmetkarı olduklarını onlara her aşamada göstermeleri ve onların başarısıyla örgütün emeğini, örgütün başarısını birleştirerek bir genel seçim başarısı elde etmek istiyoruz. Bu nedenle bütün belediye başkanlarımızdan beklentimiz büyük. Onların da bu beklentiyi boşa çıkarmayacağına, beklediklerimizin daha fazlasını yapacağına yürekten inanıyoruz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasi ile taşlandıracağız iddiasını ortaya koydu. Bizler bu iddianın örgütler olarak sahipçisiyiz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasi ile taşlandırmak için bugünden başlayarak harekete geçtik. Önemli kilometre taşlarından bir tanesi kısa bir süre sonra yapacağımız tüzük kurultayı olacak. Cumhuriyet Halk Partisi yüzünü demokrasiye, dayanışmaya, ön seçime dönen bir tüzük yapacak. Kendi içerisinde demokrasiyi yaşatacağını, kendi içerisinde demokrasiyi geliştireceğini tüm üyelerine ve tüm Türkiye'ye gösterecek. Buna yürekten inanıyoruz. Yeni tüzük bizim aynı zamanda yeniden güçlü bir şekilde ayağa kalkışımızın da habercisi olacak. Bu umudu inanıyorum ben 6 Eylül akşamı hep beraber alkışlarla gerçeğe dönüştürmenin gururunu ve mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Aplausos 7-8 Eylül'de program toplantılarımızı yapacağız ve 9 Eylül'de asırlık bir çınar olan, bir asırı devirmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin bir arada duruşunda, birliğinde, beraberliğinde, dirliğinde çok önemli, vazgeçilmez bir kurum, yıkılmaz bir kale. Kurtuluş Savaşı'nın külleri üzerine kurulmuş ve Cumhuriyet'le yaşıt, Cumhuriyet'le beraber büyüyen, olgunlaşan, gelişen, Cumhuriyet'le kendisini geliştiren ama bir yandan da Cumhuriyet'e her zaman kararlı bir şekilde sahip çıkan, Cumhuriyet'i savunan bütün kitlelerin, Cumhuriyet Halk Partisi varsa umut var dediği bir parti. Hepimizin görevi de bu umudu yaşatmak, bu umudu büyütmek, bayrağı daha da yukarıya taşımak. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu yolun sonu iktidar olsun diye diliyorum. İktidar, iktidar, iktidar diye bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol'a çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'yı yeniden Mustafa Kemal Atatürk'ün başkenti yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Genel Başkan Yardımcılarımız, Milletvekillerimiz, partinin çeşitli kademesindeki tüm görevlilerimiz, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ben siyaseti bırakacağım Sayın Genel Başkan ama bu sayma işini herhalde beceremeyeceğim. Bırakıncaya kadar öğrenemeyeceğim. Efendim, öncelikle 26 Ağustos Malatya Zaferi'ni, 30 Ağustos Zaferi'ni ve bugünkü 1 Eylül Barış Günü'nü kutluyorum. Maalesef kutlamaları da gördünüz. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hepsi bunu çok coşkuyla kutladı. Yapılan ankete baktığınız zaman halkın %90'ının Mustafa Kemal Atatürk'e minnet duygusu beslediği kamuoyuna açıklandı. Hal böyleyken maalesef bu kutlamalara gölge düşürmek isteyen, kutlamak istemeyen kişileri de görüyoruz. Bunlar da olacak. Ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği bu ülkeyi inşallah sonsuza dek yaşatacağız. Onun söylediği gibi, benim naçiz vücudum
elbet toprak olacaktır. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacak demiştir. Kalpten inanıyoruz. Sayın Genel Başkanım, izin verirseniz kısa kısa bazı notlar söylemek istiyorum. 2002'den beri devam eden bir iktidar var. Gelirken çok iddialı geldiler. O günkü ekonomik sıkıntıların üstüne bunları konuşmak suretiyle halkın fakirliğini ve o andaki yoklukları göstermek suretiyle bir lokma bir hırka deyip insanlara adalet getireceğiz. İnsanlar ülkeden yolsuzluğu ortadan kaldıracağız, hortumları keseceğiz, yoksulluğu ortadan kaldıracağız, yolsuzluk bitecek ve yasakları da ortadan kaldıracağız denmişlerdi. Geldiğimiz durumda maalesef kişilere verilen ihaleler, davetiye ile yapılan ihaleler, açıklanmayan ihaleler ve bir sürü yolsuzluk iddiası. Neredeyse yolsuzluk iddiası olmayan hiçbir kamu kuruluşu yok. Bunun yanında yoksulluğu bitireceğiz dediler. Daha geçen gün Sayın Cumhurbaşkanı yoksulluğu bitirdiğini bahsetmişti. Halbuki bizler belediye başkanları olarak görüyoruz ki halk aç. 10.000 liraya, 12.500 liraya kim geçinebilir? Demek ki burada iktidarın halktan koptuğunun açık göstergesi var. Vatandaşın içerisine 31 Mart'ta çıkamadılar Sayın Genel Başkanım. Ankara'da hiçbir yerde miting dahi yapamadılar. Çünkü acımasız sorulara muhatap oluyorlardı. Altından kalkamadılar. Ama halkın yanına gidemeyen, pazara gidemeyen, halk içine çıkamayanlar halkın elbette ki yaşadığı sorunları göremezler. İşte burada 2019'dan beri devam eden belediye başkanlarımız zaten vatandaşın bu durumu gördükçe iktidarın onlara yardım yapmasını beklemeden onlar görmese de belediye başkanlarımızın hepsi gördü ve üstüne katlayarak tekrar seçimleri kazandılar, sayılarını da artırarak kazandılar. Yine aynı şekilde yasaklar. Yasaklar ortadan kaldırılacak dendi. Şimdi kafasını kaldıran ertesi gün ters kelepçeyle gözaltına alınıyor. Burada da biliyorsunuz ayrımcılık var. Artık neredeyse sosyal medyadan bari kendisini ifade etme hakkı gören vatandaşların sosyal medyasına da el atmak suretiyle onu da yasaklamaya, gözetlemeye başladılar. Biraz sonra o konuya tekrar değineceğim. Sağlıkla çok yol aldılar Sayın Genel Başkanım. Şimdi hastanelere gittiğiniz zaman aylar sonrasına özellikle yaşlılara randevular veriliyor. Aylar sonrasına bu insan bu yaşında bu rahatsızlığıyla bu kadar süre yaşar mı diyen yok. Çok övendikleri sağlık sistemi de o zaman eleştirildiği zaman bunun doğru düzgün bir sistem olmadığı söylendiği zaman bunu söyleyenlerin hepsi sert eleştirilere muhatap kaldılar. Ama birkaç yıl devam ettikten sonra sağlık sistemimiz de maalesef battı. Zaten bir kamu kurumlarındaki çürüme sadece tek yönüyle olmuyor. Toplumdaki çürüme, ahlaki çürümenin yanında kurumların çürümesiyle de sonuçlanıyor. Üniversite açıldı her yere. Üniversite açıldı ama oraları gönderecek öğretim görevlisi yoktu. Oralarda teknik olarak ders verecek imkanlar da yoktu. Ve her yere üniversite açılmakta övünüldü. Benim şu anda sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Sayın Genel Başkanım tam 300 bin tane özgeçmiş var. Bu üniversitelerin birçoğunun asla ve asla zaten o çocuklar okula başlarken, ümitle başlarken zaten iş bulamayacağı başından belliydi. Ancak bu kadar çok üniversite açılmasının tek sebebi 5 yıl daha gençlerin iş istemesinin önüne geçmekti. Ama ne oldu? Sonuç itibariyle bu okulda bitiren insanların maalesef ümitleri kırıldı. Artık gençler hayal kuramıyor. Gençler önümüzdeki yıllar için kendisine bir istikbal kuramıyor. Bunun da en büyük sebebi yanlışla hala ısrar edilmesidir. YÖK'ü kaldıracağız dediler. YÖK kendilerinden olunca aynen kullanmaya devam ettiler. Ve maalesef bir an evvel bunun da ortadan kalkması için iktidarın değişmesi gerekiyor. Ekonomiyi anlatmaya gerek yok. Sokağa çıktığınız zaman görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, gerçekten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler
yeniden sosyal belediyeciliği ortaya çıkarıp kamuoyuna sunmasalardı, belki gerçekten toplumda çok büyük ayrışmalar, çok büyük olaylar olacaktı. Bu bir Arjantin gibi olmadıysak, bunun en büyük sebebi Cumhuriyet Halk Partili belediyeler ve onların sosyal devlet uygulamalarıdır. Bakış açımız şudur, çok basit. Yapacağınız iki tane, üç tane kavşağı birkaç yıl sonra da yapabilirsiniz. Ancak 10 bin lira alan, 12 bin 500 lira alan emeklinin bu parayla geçinemediğini bile bile, soğukta donacağını bile bile, evine ekmek alamayacağını bile bile bunu seyretmek yerine, örneğin Ankara'da şu anda tam 42 bin emeklimize aylık 1500 lira nakit, 600 lira protein parası, ayrıca kış boyunca kendisine doğalgaz vermek suretiyle gücümüzün yettiği kadar en az insanca yaşamasına gayret ediyoruz. Yine Sayın Genel Başkanım, düzenli şekilde 30 aya yaklaştığı 200 bin ailenin evine et giriyor. O kadar önemli ki proteinle beslenemeyen çocuklar, evine et girmeyen çocuklar öğrenim güçlüğü, gelişim güçlüğü yaşıyorlar. Bu da belediyenin basbayağı da görevidir. Bunun yanında ısıtma, kırtasiye gibi çok çeşitli ulaşım yardımı gibi yardımlarımız var. İnşallah iktidar değiştikten sonra bu bir tamamıyla devlet politikası haline getirilecektir. Ve bir devlet, ben şöyle bakıyorum, anayasalar neden yapılır veya bir kamu görevlisi seçimle neden iş başına getirilir? Benim bütçemi benim adıma idare et diye. Bunun içerisinde onun güvenliği de vardır. Sağlığı da vardır, eğitimi de vardır, huzuru da vardır. O zaman bu devlet inşallah iktidar değiştikten sonra yurt dışında birçok yerde işsizlik maaşı öder ki neden ödüyor? Buna karşı çıkanlar da var ama en azından o ailenin insanca yaşaması, çoluğunun çocuğunun eğitiminden kalmaması ve o evde beslenecek bir gıdanın olması için işsizlik yardımı yapılıyor. Bunun gibi bu sosyal desteklerle İnşallah ve inşallah bundan sonra sokak kenarlarında aç dilenen insanı görmeyeceğiz. O günlerde göreceğiz. Sayın Genel Başkanım, çok tartışılan bir konu var. Biliyorsunuz 1885'te söylenmiş, güç insanı bozar, fazla güç insanı bozar diye. Yine Montesquieu bundan kaç yüzyıl önce kuvvetler ayrılığından bahsetmiş. Bugün kuvvetler ayrılığından falan bahsetmenin imkanı yok. Parlamento işlevsizleştirildi. Artık ne talimat giderse kararnamelerle idare ediliyor. Dolayısıyla ben inşallah bu tüzük kurultayında özellikle parlamenter sisteme geçiş konusunda çok kuvvetli söylemlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu bizim olmazsa olmamamız olmalı. Çünkü şahsen ben böyle bir gücü istemem. Böyle bir güç hiç kimsenin hakkı değildir. Haddi de değildir bu kadar güçlü olmak. Çünkü biz sonuçta cumhurbaşkanı da olsak, başbakan da olsak, belediye başkanı da olsak, biz halkın verdiği vergilerden maaşını alan insanlardan öte bir şey değiliz. O zaman onlardan aldığımız yetkiyi kullanırken böyle keyfi bir şekilde denetimsiz bir şekilde kullanma hakkımız da yoktur. Bunun için fren denge sisteminin de bir an evvel açıklanmak suretiyle parlamenter sisteme dönüş konusunda kuvvetli bir, güçlü bir şekilde açıklamalar yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü vatandaşta şöyle bir endişe var. Bu gider yerine gelen de aynı şeyleri kullanırsa diye ki bu bizim biliyorsunuz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde halkımıza taahhüdümüzdü. Efendim, İki gün önce bir kararname çıktı. Tarım destekleri ortadan kaldırıldı 2025 yılı için. Bu nasıl aymazlıktır? Bu nasıl bir iştir? Her işi bırakın, bana göre tarımı destekleyin. Çünkü tarım enflasyonunda Türkiye belki dünya birincisi. Dün Sayın Genel Başkanımızı izledim. Tarlada 8 lira, pazarda 80 lira. Siz bunun üzerine zaten zarar eden çiftçinin, maliyetini bile karşılamayan çiftçinin tarım desteklerinizi kesiyorsunuz. Halbuki anayasada açık hüküm var. Bütçenin belli miktarının tarım desteklerinde kullanılacağı diye. Ama anlıyorum ki yok. Olsaydı verirlerdi diye düşünüyoruz. Ama bizler
Geçtiğimiz 5 yılda olduğu gibi vatandaşımızın, çiftçimizin üretmesi, vatandaşımızın da ucuz mala ulaşması, ucuz gıdaya ulaşması için aynen desteklerimizi devam edeceğimizi ve bunun da inşallah ileride hükümet politikası olarak devam edeceğini de şimdiden duyuruyoruz. Sayın Genel Başkanım, yargı son günlerde bir adeta sopa gibi kullanılıyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Vicdanı olan herkes bundan şikayetçi. Dünya standartlarına baktığınız zaman maalesef bizi geçen 4 tane ya da bizim arkamızda 4-5 tane ülke kalmış. Bunun sebebi nedir? Biraz önce söylediğimiz gibi yasama, yürütme, yargının ayrı olmaması. Ve artık bir de bunun üzerine sosyal medya yargısı başladı. Halbuki hukuk düzgün işlese hiç kimse bu sosyal medya yargısı yoluyla birilerini infaz etme yoluna gidemeyecek. Bunun da en son örneklerini çok yakın zamanda gördük. Sayın Genel Başkanımız iki mağdur insanı da sahip çıktı ve inşallah bu sosyal medya infazı adalet düzeldiği zaman ortadan kalkacaktır diye uğraşıyorum. Kaldı ki siz eğer yargıyı ki uzun yıllardır Türkiye'de bir rövanş yargısı var. Onlar yaptı biz de yapalım diye. İşte bunun ortadan kaldırılmasının yolu tam bağımsız bir yargının mutlaka oluşturulması gerekir. Eğer öyle olmazsanız sözünden çekindiğiniz, kendisinden çekildiğiniz, başta Ekrem İmamoğlu ve eski genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığınız davalarla önünü kesmeye çalışırsınız. Halbuki yargının en son yapacağı iş bu iş olması lazım. İşte yasaklar derken, fikir özgürlüğü derken nereden nereye geldik? Ve son olarak şunu söyleyeceğim. Son günlerde sürekli olarak Cumhurbaşkanlığı tartışmaları var. Değerli arkadaşlar, biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Neden gelmeyeceğiz? 2019'dan 2024 seçimlerine kadar üstlerine vazife gibi yandaş olarak tabir edilen televizyonların tek konusu aday kim olacak deyip fitne çıkarıp insanları birbirine düşürmekti. Gene başladılar. Ortada fol yok, yumurta yok. Bizler kazandığımız belediyelerde insanları daha rahat nasıl ettiririz? Onları nasıl huzurlu bir şekilde yaşadıkları kentten memnun hale getiririz? Eksiklerimizi ortadan kaldıralım diye uğraşırken açıkçası bu tartışmalara çerez olmak, meze olmak hiç hoşumuza gitmiyor. Bunların tamamen ve tamamen Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde iç çatışma yaratmaktan başka bir gaye gütmediğinin herkes tarafından bilinmesini ve bizim bunların asla içinde olmayacağımızın da bilinmesini istiyorum. Bu coğrafyada 1000 yıl aşkındır bir arada yaşıyoruz. Bizi bir arada tutan ortak kültürümüz. Yıllardır her türlü fitneyi sokmak istediler. İşte olmuyor, yapamıyorsunuz. Çünkü bu millet birbirini seviyor, birbiriyle kaynaşmış. Ortak değerlerin üzerinde 1000 yıldır devam ediyor. Aynı apartmanda, aynı iş yerinde çalışıyor. Kim ne derse desin buna hiç kimse kulak vermiyor. Bu bir vakadır. Dolayısıyla bizi bölme çalışmaları hiçbir zaman başarılı olamayacak. Ve ben büyük çoğunluğunda bölünmek falan da istemediğini kalben inanıyorum. Şimdi ancak şunu söylemekten ileri gidemeyeceğim. Milli bayramlarımız kutlanıyor. Kutlamayan 2 tane parti var. Eğer biz milli bayramlarımızda, dini bayramlarımızda da ortaklaşamıyorsak burada bir sorun var. Ve bunlara da ben mesafe konması gerektiğini düşünüyorum. Ölçü, Sayın Genel Başkanımızın söylediği ölçü. Türk milli takımı içerisinde herkes var. Bu başarılı olduğu zaman sevinip ayağa kalkan herkese bir ve beraber olmaya hazırız. Yine voleybol takımı aynı şekilde, milli bayramlarımız da ayrı şekilde. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün kazandırdığı bu zaferi dahi tek bir tweet'le dahi kutlamayan insanların bu ülkeyle bağı olup olmadığı gerçekten tartışmalıdır. Sonuç itibariyle Sayın Genel Başkanım, bugünkü tüzük kurultayımızın inşallah önümüzdeki günlerde yapılacak tüzük kurultayımızın bugünkü toplantımızın iktidarımıza vesile olmasını diliyor. Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına yeniden döneceğimizin müjdesi olmasını diliyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli katılımcılar, Türkiye İttifakı diyerek çıktığı yolda büyük bir değişimin ateşini yakan, başlattığı emek, ekmek, özgürlük ve adalet mücadelesiyle yepyeni bir inanca ses olan, Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerinin savunucusu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok kıymetli Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli il başkanım, genel başkan yardımcılarım, grup başkan vekilim, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, çok kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, Ankara'nın ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyelerimiz, kadın kollarının ve gençlik kollarının kıymetli genel başkanları, yöneticileri, il ve ilçe yöneticileri, hepinizi 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde dünyanın barışı en cesaretle savunan liderinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkentinde saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Ömrü savaş meydanlarında geçen kurucumuz, kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm bu süreçlerin sonunda 20 Nisan 1931'de ülkemize ve partimize, hatta dünya siyasetinde kendisini takip eden ve takip edecek herkese çizdiği istikamet şudur: Cumhuriyet Halk Fırkası'nın müstakar ümumi siyasetini şu kısa cümle açıkça ifadeye kafidir zannederim. Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. Parti olarak aynı istikamette yolumuza devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı seçildiğim günden sonra ilk iş Sosyalist Enternasyonel'in yapılacak seçimlerinde başkan yardımcılığına aday olmak oldu. Dünyadaki sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin tümünün, neredeyse tümünün üye olduğu Sosyalist Enternasyonel'de, Avrupa'daki sol, sosyal demokrat partilerin çatı örgütü Avrupa Sosyalist Partisi'nin toplantılarında, Alman Sosyal Demokratların kongresinde ve nasip olursa Eylül ayının sonunda Birleşmiş Milletler toplantısı marşında New York'ta yapılacak olan Sosyalist Enternasyonel toplantısında da tekrar edeceğim üzere dünyadaki 24'ü ülkelerinde iktidarda olan 130 siyasi akrabamızda yazdığım mektupta olduğu üzere, başta Filistin'deki İsrail zulmünün sona erdirilmesi, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi, dünyanın neresinde kan akıyorsa, gözyaşı varsa buna en kuvvetli yerden itiraz edilmesiyle ilgili en güçlü inisiyatifi aldık, almaya da devam edeceğiz. Bugün İl Danışma Kurulumuz, tabii parti tüzüğü gündemiyle toplanıyor, çok kıymetli. Bunu Sayın İl Başkanımızla değerlendirdiğimizde belki bir hafta önce olabilirdi ama özellikle bugüne denk getirmek istedik. Sayın Mansur Başkanımızın daha önceden söz verdiği ama belediye meclis çoğunluğumuz olmadığı için ve valiliğin buna da dayanarak çıkardığı bir takım zorlamalarla, engellemelerle bir türlü bir sözü yerine getiremiyorduk. 31 Mart akşamı hep birlikte belediye meclis çoğunluğunu büyük bir farkla kazandıktan sonra 10 Ekim'de gar katliamında hayatını kaybedenlerin hayatlarını kaybettiği noktaya bir barış anıtı dikmeye karar verilmişti. O terör saldırısında, kanlı terör saldırısında hayatını kaybeden 103 vatandaşımızın anısına Sayın Mansur Başkan muhteşem bir anıt hazırlattı. Bu anıtı
Dünya Barış Günü'nde açılışını yapalım, sonra hep birlikte il danışma toplantımıza geçelim diye düşünmüştük. Ancak sadece operasyonel sebeplerle, anıt hazır, kaide hazır ama üzerine bugün oturtulursa sorun olabilir. Birkaç haftaya daha ihtiyaç var dedi heykeltıraş ve biz bunu 10 Ekim'den bir gün önce 9 Ekim günü hazır tüm aileler de Ankara'ya gelmişken onlarla birlikte yapmaya karar verdik. Ancak Dünya Barış Günü'nde bunun müjdesini verebiliyor olmaktan, Sayın Mansur Başkan'ın, bütün belediye başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin hem Türkiye'deki teröre karşı ortaya koydukları bu güçlü irade hem de barışa duydukları özlem ve çağrı için kendilerine ve bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Geçen sene bugünlerde durumumuz pek iyi değildi. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde çok istediğimiz, çok gayret sarf ettiğimiz, çok hak ettiğimiz her iki seçimi de kaybetmiş, parlamento çoğunluğunu kazanamamış, ikinci tura kalan seçimlerde de Cumhurbaşkanı adayımızı seçtirememiştik. Gençlerin yüzündeki gülücük ortadan kalkmış, adeta gözlerindeki fer sönmüştü. İleri yaştakilerimizin omuzları düşmüştü. Öğretmen evine çıkan emekli öğretmen sayıları 1/5'ine düşmüştü. Babama sordum, baba ne var ne yok dedim. Tatsız be oğlum, kimse gelmiyor öğretmen evine. Herkes hayata küstü demişti. Kızımın arkadaşlarının sorduğu sorulara cevap veremez haldeydim. Hep mi bunlar yönetecek? Bu yasaklar hep mi sürecek? Hani bu sefer oluyordu, biz de mi yurt dışına gidelim? Bu duygular içinde biz bir yola çıktık ve değişim dedik. Ama bu değişimi ilk günden itibaren ısrarla vurguladık ki kişiye, kişilere indirgemek büyük bir vefasızlık, büyük bir haksızlık, büyük bir hakkaniyetsizlik olurdu. Bu durumdan bir kişiyi ya da o kişiyle birlikte bazılarını ya da o kişinin bazılarını tek başına sorumlu tutması hakkaniyetli değildi. O yüzden biz dedik ki değişim olacak ama mutlaka bunun altı dolacak, altı doldurulacak. Kişiye indirgemiyoruz, bir anlayışı savunuyoruz dedik. Ve 5 Kasım'da kurultay iradesi tecelli etti ve bize vefalı bir vedanın ve kararlı bir başlangıcın görevini verdiler. O konuda her iki noktada da üzerimize düşeni elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Partimizin tüm organlarında ve tüm kademelerinde de bu özenin ve bu kararlılığın gösterildiğini memnuniyetle takip ediyorum. Şimdi sıra o gün CHP değişirse Türkiye değişir demiştik. CHP'de genel başkanın, MYK üyelerinin değişmiş olması değişimin tamamlandığını değil, sadece başladığını gösteriyordu. Ve bu önemli sorumluluk artık bize partinin Türkiye'yi değiştirecek şekilde kendini değiştirmesini öğütlüyordu. Bunun yazılı belge açısından iki tane somutlaşmış hali var. Bir tanesi parti tüzüğü. Siz Türkiye'ye demokrasi vaat ediyorsanız kendi içinde demokratik olacaksınız. Türkiye'ye demokrasi vaat ediyorsanız parti içi demokrasiyi öne alacaksınız ve bunun içinde olmazsa olmaz örgütün sesini her aşamada, her kademede ve her kararda dinleyip örgütün iradesine saygılı olacaksınız. Bir diğeri ise partinin kurultay, partinin hiç şüphesiz nasıl yönetileceğini tarif eden tüzük kadar önemlisi partinin programı. Bir parti programımız var. Kötü bir program değil. Okuyanı utandırmaz. Uygulansa bugünden iyi olur. Ama çağın yazıldığı günden bugüne zamanın getirdiklerini kapsamayan ve geleceğe dönük söyleyeceğimiz sözlerde eksik kalan bir noktası var. Biraz kısalması gerekiyor, netleşmesi gerekiyor ve
Türkiye'ye Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğunda Türkiye'yi nasıl yönetir sorusuna cevap vermesi gerekiyor. Bu yüzden biz hep özlenir, hep söylenir 4-9 Eylül arası, yani öyle kurultayı 2 günlük, düzük kurultayını 1 günlük yapmayalım. Bu partinin tarihinde uzun kurultaylar, 10 günlük, 12 günlük kurultaylar var. Bolca tartışalım, bolca çalışalım ve sonunda bu salondan güçlenerek çıkalım denen, benim de çok katıldığım bu söyleme uygun olarak 4-9 Eylül arası 6 günlük bir değişim kurultayını öngördük. Bu değişim kurultayı önce tarihe güçlü bir atıfla geçecek. İbrahim Bey şunu verebilir miyim? Sıcak. ...4-9 Eylül arasındaki kurultay ilk gününde 4 Eylül günü tarihe kuvvetli bir atıf yapacak. Parlamento grubumuz, il başkanlarımız, parti meclis üyelerimizin temsiliyetiyle, güçlü bir katılımla birlikte Sivas'a gideceğiz. Ve değişim kurultayını Sivas'ta başlatacağız. Niye Sivas'ta başlatıyoruz? Gazi Mustafa Kemal Atatürk 9 Eylül 1923'te dilekçeyi verdiler. Parti resmen kurulmuş, kabul etti. 27'de de ilk o günkü deyimiyle kongresini, bugünkü deyimle kurultayımızı yapıyorduk. Ve açılışta Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresine hoş geldiniz, Halk Fırkası'nın ilk kongresine hoş geldiniz denince herkes alkışladı. Gazi Mustafa Kemal alkışlamadı. Kürsüye çıktığında da dedi ki, bir yanlışlıkla meşgul olmayalım. Bu bizim ilk kongremiz değildir. Birincisini 4 Eylül 1919'da Sivas'ta yapmıştık. Aslında hani var ya, efendim açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Oyu bana vermelisin. Yoksa onlar gelecekler, bizi söylüyor. Bayrağı indirecekler, ezanı dindirecekler, vatanı böldürecekler diyorlar. Sonra da Gazi'nin adını ağızlarından eksik etmiyorlar. Bir baksana, o bayrağı indirecekler dediğin yurdun belli yerlerinde yerine Yunan bayrağı çekilmişti. Ezanı dindirecekler dediğin müezzinleri, imamları süngülerle öldürmüşlerdi. Vatanı böldürecekler dediğin 7 işgal ordusu Anadolu'yu taksim etmişti. İşte o günün kurtarıcısı ve kurucusu diyor ki, ben bu işi yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı olarak Sivas Kongresi'ni kabul ediyorum. Bu parti böyle bir partidir diyor. O yüzden kuvvetli bir tarihi atıf yapacağız. Sonra Ankara'ya döneceğiz. 5'inde tüzük komisyonu, Ankara İl Başkanımızın da mensuplarından biri olduğu 81 ilden tercihen il başkanlarını, katılamıyorlarsa konuya hakim görevlendirdikleri bir il başkan yardımcısını ya da herhangi bir üyeyi davet ettiğimiz, parlamento grubumuzdan 2 arkadaşımızı, 1 kadın 1 erkek görevlendirdiğimiz, parti meclisimizden 3 arkadaşımızı, 2 kadın 1 erkek görevlendirdiğimiz, dil derneğinden anında yazın ve dil bilgisi desteği alan ilgili genel başkan yardımcısının başkanlık ettiği komisyon son toplantısını yapacak. O toplantı tüzüğümüze kurultaya önerilmek üzere son şeklini verecek. Şunun için söylüyorum, birazdan detaylarıyla ve bir iki örnekle değineceğim. Havada tüzük taslakları uçuşuyor. Yalan yanlış bilgilerle birileri partiyi sosyal medyadan karıştıramayan ya da çıktıkları televizyon programlarıyla karıştıramayan, iktidara müzahir gazetecilere sözde sızdırdıkları bilgilerle karıştıramayanlar şimdi sahte tüzük taslaklarıyla çıkıyorlar. Tüzük taslağı Ankara İl Danışma Kurulu'nun görüşü alınmadan şekli verilmiş olabilir mi? Tüzük taslağı yarın 11'de
milletvekilleriyle tüzük tartışılmadan, pardon, parti meclisiyle tartışılmadan verilmiş olabilir mi? Yarın 16'da Türkiye'nin dört bir yanından 128 milletvekili gelip tüzüğü konuşmadan tüzüğün bir taslağı oluşmuş olabilir mi? Bazısı ham taslak, bazısı tamamen uydurma. Birazdan bir iki nokta için değineceğim ki ne düşünüyoruz? Sakın kendinizi de o alanlarda kısıtlı sanmayın veya olmadık bir şeyi var sanıp da eleştirmeyin ya da olmadık bir şeyi yok sanıp da sessiz kalmayın diye bir iki netleşme yapacağım. Ama şunu görmek lazım ki biz 5'inde son tüzük taslığını hepimiz adına oluşturduğumuz komisyon şeklini verecek. 6'sı sabahında da kurultay salonunda yeni bir komisyon bir takım önergeleri tartışmak üzere bir araya gelecek. Sonrasında 6'sında tüzüğümüzü iddia ediyorum Türkiye'nin en demokratik, kadın haklarına en saygılı, gençleşmeyi en öne alan, geleceğe en doğru perspektiften bakan bir şekilde kimsenin bu öncekinden kötü oldu demeyeceği, bir kazanımda geri gittik demeyeceği ama çok önemli kazanımları hep birlikte elde edeceğimiz bir tüzüğü ortaya çıkaracağız. Keşke olabilecek en mükemmelini yazsak ama o uyurda çalışılacak. Elbette yazılı metinler mütabakat metinleridir. Aynı anayasalar gibi ve bir meri olabilmesi, yürürlüğe girebilmesi için bir çoğunluğa ihtiyaç duyar. O çoğunluk keşke oy birliğiyle olsa, onu çok özlüyoruz ve Türkiye'ye çok iyi bir mesaj olur. Ama en iyi tüzüğün üzerinde uzlaşma çabamız var. Bunun dışında kimsenin bir planı, bir projesi, bir başka çabası yok. Sonra 6 Eylül günü bu işi bitirdikten sonra 7 ve 8 Eylül günü biz Türkiye'yi geldiğimizde nasıl yöneteceğiz sorusunun cevabı programımızın hazırlığına başlıyoruz. 7 ve 8 Eylül'de o toplantıda akademisyenler olacak. Bütün örgütümüz, delegelerimiz olacak. O toplantıda Avrupa Sosyalist Enternasyonel'in tüzük ve program kurultayının 20 üyesi olacak ve sol sosyal demokrat partilerin kendi ülkelerine çizdikleri yol haritası ve perspektife katkı sağlayan heyetten görüşmeciler olacak. Masalara ayrılacağız. 20 masa, 25 masa. Bir yerde sendikalaşma, iş güvencesi tartışılırken bir yerde sosyal yardımlar, bir yerde biraz önce Sayın Mansur Başkan'ın söylediği Türkiye'de yönetim sistemi, yani altında imzamız var, güçlendirilmiş parlamenter sistemi. Buna en kısa sürede ne şekilde geçeceğimizi, bu geçiş sürecinde hangi yetkileri, kimin ne kadar kullanacağını, neyin kullanmayacağını hepsini tarif edeceğimiz ve geldiğimizde biz bu ülkeyi yargısıyla, dış politikasıyla, iç politikasıyla nasıl yöneteceğizin çalışılacağı 2 günlük masalar olacak. O masalardan metin çıkmayacak. O masalardan 6 ay, 8 ay hazır olduğunda tekrar kurultayı çağırıp onaylayacağımız metni nasıl tartışmamız gerektiği, nasıl heyetler oluşturmamız gerektiği, bu heyetlerin nerelere gidip kimlerle nasıl temas etmesi gerektiği görüşülecek. Dünyadan dünyaya bakacak komiteler oluşturulacak. Kendi içimizde çalışma grupları oluşturulacak. 81 ile ve belki 200 büyük ilçeye, 300 büyük ilçeye gidip oranın meslek odalarıyla, kamu kuruluşlarıyla, kamu kuruluşu niteliğindeki meslek odalarıyla, vakıflarıyla tartışacağı, kanaat önderleriyle tartışacağı, gençleri dinleyeceği, örneğin milli eğitimle ilgili çalışanların veli derneklerini, sendikaları, eğitim kurumlarını teker teker dinleyecekleri, bütün Türkiye'den gidip biz iktidar istiyoruz ama siz nasıl bir iktidar partisi istiyorsunuz? İktidarımızda bizden ne istiyorsunuz diye önce talep toplayacağımız, sonra oturup Ankara'da enine boyuna çalışacağımız, hazır olduğumuzda kurultayı yeniden çağırıp biz geldiğimizde milli eğitim bu, biz geldiğimizde dış politika bu, biz geldiğimizde yönetim sistemi bu, biz geldiğimizde sosyal devlet bu diyeceğimiz bir programı. Ama sembolik olarak söyledim, devleti nasıl yöneteceğiz?
kadınlar için yöneteceğiz okun yarısını mora ve son derece sürdürülebilir kalkınmayı önceleyen bir şekilde yöneteceğiz. Okun yarısı yeşile boyanacak deyince vay okumuzu mu boyuyorsun? Oku boyamayacağız. Ama 100 yıl önce nasıl o günün ihtiyacı karma politikalarsa, yani hem özel sektörü güçlendirmek hem kamunun yatırım yapması, onları destekleyecek yatırımlar yapmak bir formül bulunduysa, bugün örneğin kamucu politikaları güçlendirmek, sürdürülebilir, yeşil, çevreye duyarlı şirketlerimizin karşısındaki en büyük risklerden biri olan sınırda karbon vergisi riskini gören, çözen, kamuda da şirketlerde de kadınların istihdamını güçlendiren, kolaylaştıran ve onları hak ettiği yere taşıyan politikaları hep beraber konuşacağız. Hep birlikte razıysak program kurultayını toplayıp o günde 2 gün 3 gün tartışıp bütün Türkiye'ye şunu göstereceğiz. Önce talep toplayacağız. Sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'ni, birileri demesin, siz de mi devleti şirket gibi yöneteceksiniz? Devleti devlet gibi yöneteceğiz. Son derece kamucu yöneteceğiz. Ama topladığımız talebin karşılığında bu sefer bu partinin önerisini halkımıza, milletimize arz edeceğiz. Ve onun üzerinden yürüyeceğiz hep beraber. Herkes hangi konuda ne konuşacağını, ne savunacağını, sınırlarımızı, ortak mütabakatımızı, gelecekteki hükümet programımızın çerçevesini, iskeletini öğrenmiş olacak. İşte bu değişim kurultayında 7 ve 8 Eylül tarihleri bu program kurultayının başlangıç toplantıları olacak. Ardından 9 Eylül günü yine tarihe önemli bir atıfla hem Türkiye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, İzmir'den düşmanın denize dökülüşünün yıl dönümünü, hem de Türkiye'nin birinci partisinin kuruluş yıl dönümünü hep birlikte törenlerle kutlayarak kurultayımızı bitireceğiz ve bütün arkadaşlarımızı memleketlerine huzur halinde yollayacağız. Bu süreçte TÜZİK ile Nisan'dan beri meşgulüz. Geçen kurultaydan sonra ben genel merkeze geldim, genel başkan olarak. Kurultayda da söz vermiştik. TÜZİK'i değiştireceğiz. Hem Kemal Bey'in, sayın genel başkanımızın, hem kendi değişimle ilgili ortaya koyduğumuz tutum belgesinin, kırmızı kitabın gereğini yapacağız. Partinin hukukçularını çağırdım. Hazır mıyız dedim. Değiliz dediler. Niye dedim? Öyle bir kurultay yok dediler. Tarihi ilan edilmişti. Niye dedim? Gazete ilanı verilmedi dediler. Verelim dedim. Önce PM'yi toplayıp karar alın dediler. PM'yi topladım. Karar alıp TÜZİK kurultayı desek 25 Aralık. İl başkanlarını çağırdık. Dediler ki herkes aday belirlemiş, kimi adayını çıkarmış çalışırken biz TÜZİK diye içe kapanırsak bu millet bize oyu bırakın selam vermez. Bu kurultayı erteleyelim dediler. O kurultay bu kurultay. Gazete ilanı verildi, kararı alındı. Dört başı mamur şimdi sakin sakin bu kurultayı gerçekleştireceğiz. Hepiniz takip ettiniz. Mahalle bazında görüş istedik. İlçe başında görüş istedik. İl bazında görüş istedik. Hepsi geldi. Dünyadaki 16 ülkenin TÜZİK'lerini tercüme ettirdik. Değişikliklerini gördük, olumlu yerlerini kaydettik, not aldık, getirdik. Geçtiğimiz günlerde bütün üyelere açık dijital demokratik katılım üzerinden görüş sorduk. 8.000 görüşe ilave 11.000 görüş daha geldi internet üzerinden. 19.000 tekil görüşü aldık. Tabii bütün üyelerden görüş alırsın da genel başkandan görüş alacaksan onu normal yöntemlerle yapamazsın. Geçtiğimiz günlerde Sayın Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'la arabaya bindik. Sayın Altan Öğmen'in yanına gittik. Onunla birlikte oturduk. 4,5 saat önceki genel başkanlarımızın görüşlerini ben bizzat not ettim, getirdim, ilgili komisyona teslim ettim. Bugün de bugün akşam bir aksilik olmazsa sözleştiğimiz üzere Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelip onun TÜZİK'le ilgili geldiğimiz noktayı anlatıp önerilerini alacağım. Onları da yarın erken saatlerde
Tüzük Komisyonu'na teslim edecek. O yüzden mesele oldu bitti değil. Mesele geçmişte hepimizin kötü anılarla hatırladığı bir takım, hani Kayahan bir konsere gitmiş de konserinde Bodrum'da havada şişeler uçuşmuştu. Çıkarken sordular, dediler ki ne oldu? Ya konser diye geldik, kanser olduk dedi. Biz de bazen tüzük değiştirmek için gidip de kanser olduğumuz günler oldu. Öyle bir şeye izin vermeyeceğiz. Hiçbirimiz vermeyeceğiz. Çünkü bir tek umutları kaldı. Cumhuriyet Halk Partisi kavga edecek. Kendi içinde çatışacak. Oradan bilmem ne olacak. Kutuplaşma olacak. Bunlar mı yönetecek ülkeyi diyecekler. Vallahi hiç bekledikleri olmayacak. Millet de bunlar zaten yönetemiyorlar ülkeyi. Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i, şimdi 422 belediyeyi nasıl yönetiyorsa bunlar yönetsin ülkeyi diye bizi gösterecekler. Kimsenin endişesi olmasın. Bu arada tüzük kurultayı sırasında Sosyalist Enternasyonal toplantısı da burada gerçekleşiyor. Pedro Sanchez başkanımız, İspanya başbakanı açılış konuşmasını uzaktan erişimle yapacak. Çünkü buraya gelse başbakan olduğu için resmi devlet ziyaretleri yapması gerekir. O öyle bir takvimi planlamak olası değil. Yarım günlüğüne de gelip dönmesi olmaz. Uzaktan erişimle yapacak. Sonra toplantıyı ben yöneteceğim ama bir Ankara bildirgesi çıkacak. Ankara bildirgesi. Ve bu bildirge Birleşmiş Milletler toplantısı marjında New York'ta benim ve Pedro Sanchez tarafından dünyadaki bütün siyasi akrabalarımızın imzasıyla Birleşmiş Milletler toplantısına sunulacak. Şüphesiz onun da özü kurucu genel başkanımızın öğütünden farklı olmayacak. Yurtta barış, dünyada barış diyeceğiz. Beş Kasım'da genel başkan olduktan sonra şu geçmişte de yaptığım bir tespiti tekrarladım. Karşımızdakiler biraz önce söylediğim gibi açsın, yoksulsun, işsizsin ama bunlara oy verme. Bunlar haindir, teröristtir, şudur budur, oyu bana vermelisin deyip arkayı kalabalıklaştırmaya çalışıyorlar. Buna sosyolojide kötü baba sendromu diyorlar. Bunu anlatın diye anlatıyorum. 7 Haziran 1 Kasım arasında da yaşadık bunu. Bir baba düşünün, para kazanıyor ama aslında belki eve yetecek. O parayı dışarıda kötü alışkanlıklarda harcıyor. Gecenin 3'ünde eve fevkalade perişan bir şekilde geliyor. Parayı harcamış. Eşi karşısına dikiliyor. Ya diyor, neredesin, çocuklar aç deyince eşine bir tokat atıyor. Eşi kaçıyor gidiyor. Küçük çocuk baba yapma derken bir tekme de ona atıyor. O da anasının yanına gidiyor. Evlilik çağındaki kız geliyor, anneme yapamazsın diyor. Nedir bu diyor, ben daha ne kadar bekleyeceğim deyince bir dayak da ona atıyor. Herkes odasında hıçkırı hıçkırı ağlarken uyuyor ama uyumadan önce bir karar vermiş. Canına tak etti. Evin annesi küçük çocuğu da alıp abisinin yanına gidecek. Boşanma dilekçesini de verecek artık. Öbür tarafta evlilik çağında olup da sözlüsüne ya dur babamla annemi bırakamam, bekle konuşacağım babamla diyen kız son dayağı yedikten sonra mesajı atmış. Sabah 6'da gel beni al evin önünden diyor. Tam bu aşamada bizimki sızmış orada lanet olası. Sabahın 4'ünde evin kapısını açıyorlar. Elinde koca bir bıçakla bir hırsız içeri giriyor. Bizimki de kalkıyor oradan, ey kimsin sen deyip karşısına dikilince annesi de, eşi de, küçük kız da, evlilik çağındaki de arkasına geçiyorlar. Sosyolojide buna kötü baba sendromu diyorlar. Türkiye'ye defalarca bunu yaşattılar. Bunun beslendiği yer kutuplaşma ve siyasi rakipleri şeytanlaştırma. O yüzden ben Anıtkabir'de el sıkışmayanlardan biri olmamaya karar verdim. Bu benim kararım ama yaş ortalaması 43, Merkez Yönetim Kurulu'nun yaş ortalaması 46, parti meclisinde, karar organlarında buraları konuşa konuşa geçtik. Ben sürekli olur olmaz kavgalarla didişip vatandaşa
ya benim derdim ne, bunlar ne konuşuyorlar dedirtenlerden olmamaya karar verdim. Ve o günden sonra dedim ki eleştiririm, muhalefet ederim ama hakaret etmem, mümkün mertebe kavga etmem, kavgayı emeklinin maaşı için veririm. Asgari ücrete zam için veririm. Rize'deki çaycı için, Antep'teki fıstıkçı için, Ayrabolu'daki buğday üreticisi için, Giresun'daki, Ordu'daki fındık üreticisi için veririm. Onların hakkını alamazsam da yeri göğü inletirim. Böyle gittik. (Gülüyor) 31 Mart seçimlerinde neler duyduk neler. Hem eski dostlardan hem kıdemli rakiplerden. Ne hakaretler duyduk ne dedik. Canınız sağ olsun. Biz emeklinin maaşını konuşacağız. Biz bu şehre yapacaklarımızı konuşacağız. Biz bu şehre yaptıklarımızı konuşacağız. Ve dedik ki yokluk ve yoksulluk dışında hiçbir şeyi, milletin gündeminde olan hiçbir şeyi gündeme almayacağız. Dedik ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. İttifakları reddedenlerden değiliz. Ama hiçbir ittifaka da muhtaç değiliz. Çünkü çok güçlü bir ittifakımız var. Onun da adı Türkiye İttifakı. Biraz önce Mansur Başkanım ifade etti. Renklerini ay yıldızda al bayraktan alan ve milli takıma sevinen herkesi kuşatan, kapsayan, filenin sultanları şampiyon olunca İstiklal Marşı çekilirken gırtlağa düğümlenen herkesle birlikte olacağız dedik. Sonuç, bir de TRT'ye sürpriz yapacağız dedik. Çünkü onlara çok hırslandık. En büyük kötülüğü de onlar yaptı. Ve süreçte ölçme değerlendirmeye değer vererek, memnuniyetin yüksek olduğu belediye başkanlarını yeniden adaylaştırarak, diğer noktada adaylara çok sayıda 355 bin anketle aday belirleyip 255 bin anketle adayları takip ederek, yani teknolojinin de bütün imkanlarından yararlanarak, kadınlara alan açarak, gençlere fırsat vererek ve Türkiye'ye Türkiye İttifakı'nı anlatarak, kırmızı beyaz en büyük Türkiye demeden ne doğuda güneydoğuda, ne güneyde ne kuzeyde, ne Trakya'da ne güney İç Anadolu'da bir tek mitingi bitirmeden bütün kampanyamızı yaptık ve iki tane şey yaptık. Bir tanesi galiba size sürprizdi, sandıkta görev alanlara. Eskiden şöyle bir mesaj hazırlanıyordu. Birazdan televizyonlardan ve tüm kaynaklardan çok olumsuz haberler alacaksınız. Moralinizi bozmaya yöneliktir. Aman sandığı terk etmeyin, ıslak imzalı tutanakları almadan görev başından ayrılmayın. Doğru mu? Bu sefer sandıklar açıldıktan 45 dakika sonra hangi mesajı aldınız? Birazdan Türkiye'nin dört bir yanından çok iyi haberler alacaksınız. Sakın bunun sevinciyle görev yerlerinizi terk etmeyin. Islak imzalı tutanakları vermeden asla görevinizden ayrılmayın. Böyle mesajlar almak istiyorsanız, böyle mesajlar almaya devam etmek istiyorsanız, geçtiğimiz seçimlerde sirkeli suya tülbenti basıp başını bağlayıp karanlıkta oturan kadın kollarından değil de seçim akşamı biraz önce gösterdim ya, gördünüz mü bakın ışıklar yanmaya devam ediyor dediğimiz genel merkezi özlüyorsanız, o tülbentle halay çekmek istiyorsanız, o zaman hep birlikte doğruları yapmaya devam edeceğiz. Şimdi İstanbul İl Danışma Kurulu'nda da bahsettim. Burada da bahsetmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi kimseyi iten kakan değil ama kimsenin itip kakıp hedef gösterip de şeytanlaştıracağı bir parti olmaktan çıkmak zorundadır ve çıkmıştır. Zaman zaman suni tartışmalar oluyor. Efendim, Cumhurbaşkanı neden geldi? Cumhurbaşkanı neden bizim genel merkeze geldiğinde forslu bayrak çekildi? Efendim öyle mi böyle mi? İşin bir de şu tarafından bakın. Bir, Cumhurbaşkanı'na gidilir, Cumhurbaşkanı gelir. İki, o bayrak, forslu Türk bayrağı bizde yoktu. En son kim bilir ne zaman kullandık? 1946 olabilir.
Dedim ki Cumhurbaşkanı, ilk önce Cumhurbaşkanı'na gittik. Bize üç koltuktan birini gösterdiler, ortaya oturdular. İtiraz ettik. Telafi etmek için size gelsek olur mu dediler. Bizim düzenimizde oturmayı kabul ettiler, kabul ettik. Dedim ki Cumhurbaşkanı geliyorsa kanuna göre üzerinde Cumhurbaşkanlığı olan, forsu olan bayrak çekilir. O bayraktan, Cumhurbaşkanlığından bir tane isteyin. Ama söyleyin, geri vermeyin, ileride çok kullanacağız deyin diye. İkincisi, o bayrak çekilirken bütün televizyonlar canlı yayındaydı arkadaşlar. Bütün televizyonlar. Bazılarımız forsu gördü ama bütün bizim bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler propagandasının yapıldığı bütün yandaş kanallar ve TRT'de bayrağı indireceklerin göndere bayrak çektiğini izlediler. Meseleye bir de bu tarafından bakın. O yüzden ben örgütün bu meseleye mütabakatından, anketlerde verdiği destekten çok memnunum. Ama birkaç tane sosyal medyadan olur olmaz moral bozanların esas ne yapmaya çalıştıklarına bakın. Kutuplaşan Türkiye birilerine yarıyor. Çünkü Hitler'in dediği şu sözü unutmayın. Hitler şunu diyebilmiştir Alman halkına. Sizin çocuklarınızın tereyağına değil, güçlü tanklarımızın gres yağına ihtiyacı var. Parayı oraya harcayacağız demiştir. Bu ikilemde, o şartlarda Hitler'in söylediği sözü bugün Türkiye'de tehlike büyük, aman ha diyenlere karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu parti olduğunun, bayrakla sorunu olmadığının, İstiklal Marşı'nı bağıra bağıra okuduğunun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ne mutlu Türk'üm" diye biten sözünün faşist bir söylem değil, misaki milli sınırları içindeki tüm vatandaşları kapsayan ve her birimizin övünerek söyleyebileceği bir söz olduğunun tekrarında hiçbir beis yoktur. Önümüzdeki dönemin iktidar partisi bu çizgide olacaktır. Bu çizgiden şaşmayacak. Sanatçılar farklı düşünüyor diye etkinliklerini iptal ediyorlar. Duruyor muyuz? Gittim Suavi'nin koluna girdim ve dedim ki önce evine gittim, sonra koluna girdim. Neymiş? Filanca yerde bir belediyemiz eskaza iptal etmiş. Aydın Çin'de açıklama yapıyorlar. Burada da iptal. Ondan sonra Manavgat'ta varmış. Orada da iptal. Ondan sonra domino taşı gibi Türkiye'deki bütün aydın, çağdaş, sol, sosyal demokrat, muhalif sanatçıları hedefe koyacaklar. %4'lük gücüyle Türkiye'nin birinci partisinin belediyesinin yaptığı etkinliği iptal ettirecekler. Bu bir başlarsa arkası gelmez. O yüzden dedim ki canım sıkıldı bu duyduklarıma. İzmir İl Başkanı'na teklifte bulundum. Benimle birlikte Suavi dinlemeye gelir misin? Olur dedi. O da ilçe başkanlarına sormuş. Onlar da olur demiş. İlçe başkanları da üyelerine sormuş. Onlar da olur demiş. 2000 kişilik konser alanına İzmir'den, Muğla'dan, Manisa'dan 7000 kişi gidiverdik. Suavi hayatının en güzel konserlerinden birini verdi. Bir defter kapandı. Bu işleri böyle yapacağız arkadaşlar. Böyle yapacağız. Yani normalleşmeyi aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin normal düzlemde siyaset yapabilme olanaklarını arttırmak olduğunu görüp normalleşmeyi yumuşama mumuşama diyordu birileri, bak terk etti onlar. O çizgilere indirgemek esas meselenin özünü görmemektir. Ha, Suavi konseri iptal edildiğinde ben desem ki buna CHP karışmasın, buna sivil toplum tepki versin. Ha, o zaman kötü. Efendim, Milli Eğitim'de bir saçmalık var, biz suçalım veli dernekleri versin. O işlerden sonuç alamadık arkadaşlar. Müzakere edeceğimiz zaman müzakere edeceğiz. Mücadele edeceğimiz zaman mücadele edeceğiz. Gün gelip
Suavi'ye sahip çıkacaksak, Dilruba'ya sahip çıkacaksak gideceğiz, sahip çıkacağız. Bunun ötesi gerisi yoktur. Ama işin iki tarafı var. Dilruba'ya tek başına sahip çıkıp Dilara'ya sırt dönersen de olmuyor arkadaşlar. Dilara başörtüsünden dolayı çok uluslu bir kongreye kabul edilmemiş. Aradım, kendiyle konuştum, sonra babasıyla konuştum. Kendisini 9 Eylül'e davet ettim. Kızım İpek aradı, aralarında bir yaş var. Mümkün olursa 9 Eylül günü birlikte, kızımla birlikte gelecekler buraya. Çünkü biz başörtüsünden dolayı ötekileştirilene de, düşüncesini söyledi diye şeytanlaştırılıp hapse atılana da birlikte sahip çıkmak durumundayız. İkincisi, teşekkür ederim arkadaşlar. Onun için bir mütabakata ihtiyaç var. Şuna ihtiyaç var. Berkin Elvan'la Abdullah Tayyip Olçak'a aynı anda ağlayabilecek insanlara, yüreklere ihtiyaç var. Birisi Berkin Elvan'ın anasını meydanlarda yuvalatan biri varken, öbür tarafta hem Berkin Elvan'ın yasını tutan, hesabını soran, hem de 14 yaşında FETÖ'cülerin kurşunuyla öldürülmüş, adı Abdullah Tayyip Olçok olan o gencin annesinin feryadını da birlikte duymaya ihtiyaç var. Bunu Türkiye'de bir parti yapabilir. Kim yapabilir? Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi yapabilir. Bütün faili meçhullarla birlikte Sinan Ateş'e de sahip çıkabilen birileri, kendi başkanının kanını yerde bırakırken onun da hesabını hep beraber önceki genel başkanı, mevcut genel başkanı, belediye başkanları, milletvekilleriyle sorabilen, ama öbür taraftan 80 öncesinin de 90'ların da kanlı cinayetlerine, faili meçhullerine hesap soracak iradeyi muhafaza ettiğini gösterebilen bir partiye ihtiyaç var. Bu arada geçtiğimiz gün Dilruba ziyaretimden sonra serbest kaldı. Kimileri diyor ki ya İzmir fuarına davet edilmiş, fuara gelmiş, yan yana oturduk, çok da memnun oldum. Ama şunun bilinmesini isterim. Dilruba orada, telefonu açık, basına konuşuyor. Hapishanede gittim, dedim ki Dilruba, ben düşünce özgürlüğünü savunuyorum. Burada olmana da sonuna kadar itiraz ediyorum. Sen dışarı çıkana kadar da mücadele edeceğiz. Hatta sen dışarı çıkacaksın, bu iddiayı dışarıda koyacağım. 9 Eylül günü seni misafir edeceğiz. O gece saldılar Dilruba'yı. Ama çıkmadan şunu demiştim. Mahkemede savunma yaparken sözlerinin maksadını açtığını, insanların, bazı insanları üzdüğünü, sana küfredenleri, bunu siyasete alet edenleri değil ama istemeden kalbini kırdıklarını anladığını söyle. Sonra dışarı çıktığında bazı açıklamaları olmuş. Fuarda arka tarafta dedim ki yanlış anlaşılır. Buraya gelmen çok iyi. Ben sana sahip çıkacağım. Ama içeride sen anlatıyordun ki benim niyetim o değildi. Bunları söyle. Dün de akşam telefonda yine benzer bir mevzuyu konuştuk. Yani birileri 33 yaşında bir kadını sırf düşüncelerini açıkladı diye alıp içeri atıyorsa ona sonuna kadar karşıyız. Ona sahip çıkmak boynumuzun borcu. Annesine teslim edene kadar da her şeyi yaptık. İlk günden İzmir'deki ilk hukuk kurulundan arkadaşlar gitti. Daha sonra genel başkan yardımcılarımız gitti. En son kadın kolları başkanımız, iki genel başkan yardımcımız da gitti. 18 gün içinde 5. ziyarete de ben gittim. Aldık, annesine teslim ettik.
Onu toplum önünde sahiplenmek de bizim boynumuzun borcu. Ama ifadelerinde süre doldu mu ya? Ama ifadelerinde kalp kıracak, üzecek, birileri tarafından istismar edilip hepimize mal edilecek işler varsa o söylemlerden çok erken zamanda ayrışmak da doğru. Geçen de söyledim, birileri çok kızdı. Öyle seçmene bidon kafa dendiğinde erken ayrışabileydik. Ya da göbeğini kaşıyan adam dendiğinde erken ayrışabileydik. Hepsinin bagajını sırtımıza yüklemezdik. Çünkü ben biliyorum ki başka partilerde tercihlerinden dolayı insanlara tepeden bakan çok, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde 40 yıldır ağız tadıyla iktidar olmamış bu partide. Ne bir menfaat, ne bir tayin, ne bir para, pul, hiçbir şey olmayan bu partide sımsıkı bir arada duranları, bir arada tutan değerler, vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olunca bu insanlar kimseye tepeden bakmazlar. Ama istismar edilmesine engel olmak lazım. Kardeşim, şimdi konuşmayı bırakacağım, gideceğim. Neden biliyor musun? Konuşmadan bir benim, daha doğrusu eskiden bir ANAP milletvekili şöyle bir hikayesi var. Mecliste çok iyi bir konuşma hazırlamış. Arkadan dolaşılıp zor çıkılan bir kürsü çıkmış. Bir bakmış gözlük yok. Demiş ki, efendim demiş, buraya çıkana kadar müthiş bir konuşma hazırlamıştım. Ne konuşacağımı bir Allah biliyordu, bir ben biliyordum. Şimdi bir tek Allah biliyor demiş. Şimdi ne konuşacağımı bir Allah bir ben biliyordum. Tam yerine geldi, bu sloganı attılar. Hani bu sayfayı pas geçmek lazım. Diyecekler ki gençlik kollarını önceden hazırlamış. Ağustos ayı milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de içinde olduğu, Türk Silahlı Kuvvetleri için de çok önemli bir ay. 30 Ağustos Zafer Bayramı yanı sıra 30 ve 31 Ağustos'ta da hem Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu mezuniyet törenlerini yapıyorlar. Bu törenlerde bu sene ilk kez ve acayip keyifli bir şekilde üçünün de birincisi genç kadın teğmenler. Onları yürekten alkışlıyorum. Tören bittikten sonra Harbiye'de bir gelenek var. Kılıç çekiyorlar. Birbirlerine vura vura bir yerde toplanıyorlar. Birinci de geliyor, bir and içiyor. O andı içtiler. Kadın teğmenimiz ezberinden okudu ve o andı içtiler. Ant şu. Ant içeriz ki laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacak ve şerefimizle öleceğiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dur abi, dur sen. Bu metin 2016 yılına kadar, 2016 yılına kadar resmi törende okunan metin. 2016 yılından sonra metni biraz kendilerine benzettiler. Olsun varsın. Dün okul birincisi ve bütün teğmenler bu metni okudular. Birileri bu metinden yararsız olmuş. Ha sonrasında da Mustafa Kemal'in askerleri izlemişler. Birileri bundan rahatsız olmuş. Ne diyeceklerdi? Sizin şimdi müteveffa kanaat önderiniz, akıl önderiniz gibi Fesli Delikadir'in dediği keşke Yunan kazansaydı diyordu diye bu çocuklar size benzeyip de hepimiz Trikopis'in askerleriyiz mi diyeceklerdi? Elbette Mustafa Kemal'in askerleri onlar. Demin yapınca şimdi olmadı tabii. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmen varsa beka sorunu oradadır. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak
İşte yandığımızın resmi oradadır. O yüzden hepimiz o andın hangi kelimesine itiraz edenler itiraz ediyor duymak istiyoruz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz demeyen bir teğmenden gelecekte sadakat beklemek, gelecekte liyakatli işler beklemek, gelecekte vatan için ölümü göze alacağını beklemek saflıktır. Asla ve asla hiçbirimizin kabul edebileceği bir şey değildir. Sadakati Mustafa Kemal'e değil de bir zamanlar elini eteğini öptüğünüz, ne istediyse verdiğiniz, şimdi Amerika'da bulunan ve 15 Temmuz'da sağladığınız imkanlar sonucunda başarabilseydi, buraya ülkenin başına dini bir lider olarak dönecek olanlara sadık olanların 15 Temmuz günü nasıl milletin üzerine tank sürdüğünü gördük. Biz geçmişte de doğru yerdeydik, 15 Temmuz'da da doğru yerde durduk, bugün de doğru yerde duruyoruz. Sizin gibi 15 Temmuz'a kadar ne istediyse verenler, 15 Temmuz'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün apar topar resimlerini bulup il binalarından sallayanlar, şimdi başka tarikat eşleşmelerine giriyorlar. Buradan çok net bir şekilde söylüyoruz. Bu ne siyasettir, ne ordunun siyasete alet edilmesidir, ne birilerinin üfürdüğü gibi 28 Şubatçılık bilmem ne. Bir gün askerler işlerini bırakıp bizim işlerimize karışmaya kalkarsa 15 Temmuz gecesi nasıl 14 arkadaşımızla gittik, kapalı meclisi açtırdık, yeni bir seçim yapılana kadar demokrasinin arkasındayız dedik, orada duymayı biliriz. Ama o korkuyu yöneterek Mustafa Kemal'in askeriyiz diyenleri hedefe koymaya kalkanları, bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de affetmeyecek, biz de affetmeyeceğiz. İşin bir tarafından da o konuşan AK Partili siyasetçilere sormak lazım. Bir de şöyle düşünün, elinizi vicdanınıza koyun, namusunuz varsa söyleyin. Olmamalı da orada Beyazıt Eymenler Recep Tayyip Erdoğan'ın askerleri izlese çıkıp şunu diyecektiniz. Tayyip Erdoğan anayasaya göre başkumandan. Başkumandan onun için söylüyorlar, haksız mı? Kardeşim, anayasaya göre ve %51'e 49 o halde geçmiş anayasaya göre, o halde her numarayla geçmiş anayasaya göre olan Tayyip Erdoğan başkumandan da Anafartalarda, Dumlupınar'da başkomutanlık meydan muharebesinde canını ortaya koyup bu memleketi kurtaran, ezanı yeniden okutan, bayrağı yeniden çektiren, düşmanı def eden başkomutana söylemeyecek de kime söyleyecek bu çocuklar? Ülke gündemindeki meselelerden sonra biraz daha ilk başta söylediğim bir enfeksiyonu kurutup sözlerimi toparlayacağım. Meselemiz aslında büyük bir motivasyon, büyük bir birliktelikle 31 Mart seçimlerinden çıktık. 31 Mart seçimlerinde dedim ya TRT'ye sürpriz yaptık diye. Sürpriz ne, sürpriz ne diye soruyorlardı. Sürpriz, 47 yıl sonra TRT ekranlarında Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. Sürpriz buydu. Biliyorduk olacağını, beklesinler görsünler dedik. Yetmedi birinci parti olmak, nüfusun %65'inde, ekonominin %80'inde, turizmin %92'sinde CHP'li belediyeler hizmet veriyor. Ve çok büyük bir coşku, çok büyük bir mutluluk var. Mansur Başkan'ın İl danışma toplantısını sonradan arkadaşlar söyleyince bakmıştım. O tabloyu görüp de Mansur Yavaş'ı ağlatan, hepimizi hüngür hüngür ağlatan o tablodan sonra elbette ki parti birlik ve beraberlik içinde olacak. Elbette ki parti tartışmayacak, tartışılmayacak. Sadece daha iyisi için kendi içinde geliştirici tartışmalar yapacak. Elbette ki onlar tartışacak. Bırakacaksınız AK Parti ile MHP birbirine düşecek. Bırakacaksınız AK Parti'nin içindeki tartışmalar büyüyecek. Bırakacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi iktidara yürüyecek.
Bundan rahatsız olanlar var ve bu rahatsızlıklarını maalesef yalana dolana buladılar. Biraz önce dediğim gibi abuk subuk taslaklar görüyorum. Saçma sapan şeyler duyuyorum. Bugün bir tanesini somutlayayım. Sabahleyin Bedri Baykam'ın bir mesajıyla uyandım. Başkanım bir taslaktan alıntı yapmış. Genel başkan seçimi için imza sayısı 5'ten 15'e çıkıyormuş. Çok üzüldüm diyor. Sizin demokratlığınıza yakışır mı? Bedri abi dedim öyle değil. Böyle. Doğrusunu da bugün kayıt altında canlı yayında anlatacağım dedim. İşin o kısmına doğrudan geleyim. Hani genel başkan %5 imza topluyor ya. İmzaların da daha önce de örnekleri oldu. 900'ünü topluyor. Ondan sonra diğerlerine toplayacak imza kalmadı diye isyanlar oluyor. Aday olabilecek biri olamıyor, kürsüye çıkabilecek biri çıkamıyor. Benim önerim şu oldu. Mevcut genel başkan talebi halinde adaydır. İmza toplamaz, toplayamaz. %5 imza toplayamıyorsa yanmış zaten o genel başkan. 60 tane PM üyesi, 130 tane milletvekili var. 60 tane imza toplanacak. Mevcut genel başkan imza toplamaz, toplayamaz, talebi halinde adaydır. Diğer adaylar %5 imzayla aday olurlar. Teslim edecekleri imza %10'u geçemez. Bu ki birileri büyük imzaları toplayıp öbürler. Hatta benim önerim tartışın. Bir kişi birden fazla kişiye imza da verebilir diyorum. Diyorlar ki işte 30 tane aday çıkar bu sefer. Kurultay bitmek bilmez. Tartışın. Bir kişi iki kişiye de imza verebilir olsun. Çünkü diyordur ki genel başkanı dinleyeceğim. Evet rakibini de dinleyeceğim. Ama bunu da dinleyeceğim. Belki de bu rakibi kürsüde beni ikna edecek. O yüzden ben bu imza toplama hani gidip delegenin gırtlağına basıp il başkanını zorlayıp ilçe başkanını zorlayıp imza toplama işinden bir genel başkan vazgeçecekti. O vazgeçen niye ben olmayayım dedim. Bazıları dedi ki derler ki imza toplayamayacağını düşünüyor. Dedim isterseniz bana da %5 yazın ama %10'dan fazlası olmasın. İllerde ne yapacağız dediler. İllerde de %10 imza var ya. Onlar da %15'ten fazlasını veremesin bir aday dedim. Bir il başkanı toplayıp 600 delegenin 400 imzasını getirmesin. En fazla 90 imza verebilsin. Demokratik yarışın önünü kapatmasın. Diyorlar ki genel başkan adaylığı için %15 hani ildeki verilecek maksimum imza. Minimumu değiştirmiyoruz. Genel başkan imzasını değiştirmiyoruz. Herkesin önünü açıyoruz. Bunu böyle kullananlar var. Bakın geçmişte dün çok üzüldüğüm bazı şeyler de okudum. Mesela efendim genel başkan ön seçim sözü verdi. Etrafındakiler o sözü tutturmamak istiyor. Namusu şerefi üzerine söz verdi. Genel başkan falan. Arkadaşlar şunu bırakalım. Tayyip Erdoğancılık oynamıyoruz. Tayyip Bey iyi de etrafı kötü. Yok öyle bir şey. Genel başkanın etrafı yanlış yapıyorsa vebali genel başkanadır. Genel başkana rağmen etrafı yanlış yapıyorsa orada zaten bir genel başkanlık sorunu vardır. O yüzden ne yapılıyorsa, ne olacaksa benim yanımdaki, sağımdaki, solumdaki biri yanlış yapıyorsa hesabını benden sorun. Ama ben ilk seçildiğim kurultayın ertesi günü anahtar liste çıkardılar. Üstüne yazalım dediler. Örgütün anahtar listesi. Dedim hepsini temsil etmiyoruz. İl başkanlarının anahtar listesi. Dedim bu doğru değil. Yazın oraya Özgür Özel'in anahtar listesi. Küsen de bana küssün, kızan da bana kızsın. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıysanız, ben bilmiyorum, ben karışmıyorum, etrafım yanlış yapıyor diyemezsiniz. O yüzden o dünkü ön seçimi kaldıracaklarmış diyen arkadaşa şunu söylüyorum. Geçmişte ön seçim vardı. Ön seçim yapma iradesi yok. Ön seçimi savunanları da biliyorsun, karşı çakanları da biliyor hepimiz. Eğer geçen tüzükte ön seçim yapma imkanı yoktu diyen karşıma gelsin. Ama geçen seçimde şöyle bir madde vardı. Eğer ittifak yapılacaksa ön seçim yapılmayabilir. O maddeye dayanarak ön seçim yapılmadı. Bu tüzükte ilk kaldıracağımız madde bu arkadaşlar. İttifak varsa ön seçim yok maddesini kaldırıyoruz. Uzay boşluğuna gidiyor.
Aynı tüzükle ben yerel seçim yaptım. Türkiye'de ön seçim isteyip de yapmadığımız bir belediye meclisi ya da bir belediye başkan adaylığı gösterin. Ön seçim isteyip de yapmadığımız. Ama bütün ilçelerimiz dedi ki ön seçim kavga çıkarır ama merkez yoklaması yapın. Ön seçim bir tanesine dönüp de anketsiz karar vermedik. Parti meclisinde anketini göstermediğimiz bir tane yok. Ön seçimde ısrar edip de ön seçimi alamayan bir tane örgüt yok. Nasıl? Çankaya'nın ilçe başkanının aldığı kararı bırak. Ben sana Çankaya'yı anlatırım birazdan. Çankaya'da ilçe başkanı burada. Kalk başkanım ayağa. Sen bana Çankaya, Anıtkabir'e, meclise, genel merkeze ev sahipliği yapan yerdir. Çankaya'da kimin belediye başkanı olacağına seçimi kazanan genel başkan karar verir. Örgütümüz de o örgüt iradenin arkasındadır diye gelip söyledin mi söylemedin mi? Buyurun söyledim diyor. Sen başka bir yerle hesaplaşacaksın, benle değil. İkincisi bana Çankaya'da ön seçim yapılma iradesi çıksaydı Çankaya'da ön seçim yapılırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişte nasıl aday belirlediğini, bugün nasıl aday belirlediğini hepimiz biliyoruz. Ama örneğin arkadaşlar diyor ki, efendim bazı görevden almalar var. Neymiş? 2 il başkanı ve 1 Ankara delegesi değişimci olmadığı için görevden alınmış. Aynı arkadaş diyor. 2 il başkanından birisi, hatta söyleyeyim Hakkari, düpedüz yakını AK Parti'den aday olduğu için, kendisi çekilip AK Parti adayına oy verdiği için görevden alındı. Bütün kanıtlarıyla sabit. Diğeri partinin seçilmiş genel başkanına sövdüğü için görevden alındı. Hakaret ettiği için görevden alındı. Ankara delegesi de Nallıhan seçimini kazandık mı arkadaşlar? Nallıhan seçimini kazanmayalım diye çalıştığı için görevden alındı. Aksini iddia eden varsa çıksın konuşsun. AK Parti'ye çalıştı diyor. 3 delege görevden alınmış. Biri il başkanı iken AK Parti'ye çalışmış. Biri Nallıhan'da AK Parti'ye çalışmış. Hepsi birden kafa sallıyor. Nallıhan belediye başkanı nerede? Yok. Olsaydı kendi anlatsaydı. Bir tanesi de bana küfrettiği için görevden alınmış. Arkadaş diyor ki şey, bu arkadaşların döneminde Van ve Elazığ il disiplin kurulları doğal delegeleri düşsün diye disipline sevk edilmişler. Disipline. İli almış, ilçeyi almış, görevden alabilecek her şeyi almış. Doğal delege Van ve Elazığ il disiplin kurullarını görevden almış. O arkadaşım çıkıyor şimdi bana, değişimci olmadığı için 3 delege disipline verildi diyor. İsim belli kimlerin olduğu, partiye ne ihanet yaptıkları. O yüzden geçmişte yapılanlar bir yana, örneğin Kayseri il seçiminde merkez ilçeyi seçime sokmayayım ki Kayseri ili kazanalım. İstanbul il seçiminde Fatih'i seçime sokmayayım ki kazanalım deyip iş yapanların şimdi enfeksiyon yarattıklarını görüyorum. Vallahi de yalan, billahi de yalan. Gelecek seçimlerde bu taslakla ya hakim denetiminde ön seçim olacak bir bölgede, hakim denetiminde ön seçim yoksa örgüt denetiminde ön seçim olacak ama tüzükte kalın harflerle yazacak. Sonuçlarına aynen uyularak uygulanacak ön seçimdir. Mersin'de 6. sırada çıkanı 2. sıraya getiren ön seçim değil. Biri çıksın şimdi söylesin. Özgür Özel ya da bugün partiyi yönetenler ön seçime karşı diye. Ha, hepsini örgüt denetip hakim denetiminde yapalım. Yapalım. Şu sözü nasıl tutacaksınız? Kadınlara ve gençlere verdiğiniz sözü. Bu seçimlerde eğer kadın kotası için pencere, gençlik kotası için pencere demeseydik 6300 kadın ve genç belediye meclis üyesi çıkar mıydı? Biz 6300'ün 2000'ini biz ittirdik. Bu irademiz sayesinde 4000'i ön seçimlerde kendiliğinden çıktılar. Nasılsa gençler öne gelecek, anahtar listeye bir tane de genç koyalım dediler. Bir tane de kadın koyalım dediler. O yüzden
Kadınların ve gençlerin teminatı örgüt denetiminde ön seçimdir. Balıkesir'de üyenin %80'i Körfez'de. Yap ön seçimi 1-2-3 Körfez. Nasıl gideceksin dağdan merkezden oy alacaksın? Yazacağız oraya ilin görüşü alınarak ilin istediği şartları. Hatay'da neden ön seçim yapamıyorsun? Sosyolojisi mümkün değil. O sosyolojiye göre ön seçim yap. Böl bölgelere ona göre ön seçim yap. Bu parti grubunda veteriner yok arkadaşlar, veteriner. Ön seçim yapıyorsun, veteriner çıkmıyor. Vali yok, kaymakam yok. O yüzden şöyle yapılacak arkadaşlar. Ön seçimi yapacağız. Ön seçim eğer ki örgüt denetimindeyse mevcut düzükte olan %15 var. Bir, daha önce de söyledim. Azaltılması genel kabul görüyorsa da azaltırız. %5'ini kadınlara ve gençlere vereceğim. Kadın kolları ve gençlik kollarının ilçe, il, genel merkez çalışanlarına. Net. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Meclis açılıyor. Birisi geçiyor. Filanca partinin gençlik kolları başkanı. Birisi geçiyor. Filanca partinin kadın kolları genel başkanı. Filisi geçiyor. O partinin şu ilinde çok başarılı olmuş gençlik kolları başkanı. Bu partinin kadın ve gençlik kollarının kıymetli, talep edilebilen yerler olması lazım. Bunun için salt erkek gözlüğüyle bizim alanımızı kapatır demeyesin diye, kimse demesin diye mevcut düzükte olan %15'in %5'ini objektif kriterlerle kadın ve gençlik kollarına emek verenlere, meclis grubuna taşınmak üzere. İki, mevcut, onu da koyduk zaten, göreceksiniz tüzükte. Hatta grupta seçilecek yerden engelli konmasını tüzük maddesi yaptık. İkincisi, mevcut grup, milletvekili grubu. Milletvekili grubunun bir kısmının korunması lazım, bir kısmının yer alması lazım. 120 milletvekili var. Bence eskiden 60-60 dengesi vardı. Bu 60'ın 30'u zaten ön seçimden çıkar, ön seçimi tercih etsin. 30'u da meclisteki çalışmaları, katkılarından dolayı tercih edilsin meclis grubu tarafından. Kalanı, yani %15'i sadece %5'ini, onu da meslek kotalarını ve çeşitli ihtiyaçları tatmin etmek üzere MYK uygulasın. %85'i çatır çatır ön seçimden çıksın. Ayrıca şunu da söylüyoruz, bu kotalar kullanırken %15 toplam ya, bir ilde de %15'i ya da %10'u geçemesin. Yani kotanın hepsini İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de kullanılmasın. %10'sa Manisa'da bir oluyorsa maksimum Ankara'da da o bölgesinde 2 olsun. Bana kalsa bölgelerde birer olsun da yetmezse 2 olsun. Bunları temin etmeye kafa patlatıyoruz. Yani bir çok sevdiğim büyüğümün dediği gibi Hızır geldi, Hızır geldi, Hızır aldı gitti değil. Tüzük geçtikten sonra geçmişte olup da elden giden bir yetki olursa biz buradayız. Ama aklınızın ucundan geçmeyen yetkileri bu tüzüğe koymak için gece gündüz gayret sarf ediyoruz. İl başkanlarım şahit, komisyon şahit, 1200 tane delege şahit olacak ki bu partiyi hem yönetilebilir, hem demokratik, hem de iktidara hazır bir hale hep birlikte getireceğiz. Genel başkan konuşurken laf atmak yok bu partinin adabında. Dur abi, ben seni çok dinledim. Ben seni çok dinledim. İl danışma kurulunda laf atmak var mı ya, gözünü seveyim, otur 2 dakika. O kadar sevdiğim kişi bir de çıkmış bana oradan şey yapıyor ya. Dur, derdimizi anlatalım. Ya sen il danışma kurulunda bu kadar ayrıntılı tüzük açıklamasını gelmiş genel başkan yapıyor. Bir dinle, katılmadığın kısmı söylersin, not alırlar yarın orada. Yoksa kötü bir şey demeyeceğini ben de biliyorum. Hatta yıllar önce beni en güzel makamlara sen layık gördün, onu da biliyorum. Ben de seni en güzel yerlere layık görüyorum. Ama onun için böyle bir tüzük yapmamız lazım. Şimdi bu arada geçen tüzüğü birbirine karıştıran üye, aktif üye, pasif üyeyi aktif pasif diye ayırmıyoruz. Herkesi birden aktif üye yapıyoruz. Ama daha sonra diyoruz ki katıldığın toplantıda, şimdi dijital üye kartları var herkesin cep telefonuna yüklenen, toplantının barkodunu, kare kodunu okutacaksın, puan gidecek.
Sandık başında yoklamanı oradan vereceksin. Okulun duvarında bile bizim yoklama karikatürümüz olacak. Eğitime katılacaksın, puan alacaksın. Madem bu partiyle irtibatlısın, oy kullanacaksın. Yok, seni başka partiden devşirdiler. Kenara yazdılar. Aidatını ödemedin. Partiye gelip bir selam vermedin. Bir bardak çayımızı içmedin. Sandıkta durmadın. Mitingde iki bayrak sallamadın. Ön seçimde oy kullanacağım. O yok arkadaşlar. Onu kaldırıyoruz. İl ilçe örgüt tanımı yapıyoruz. Bir örgüt kimlerden oluşur? Belediye başkanını da oraya koyuyoruz. Belediye meclis üyesini de, il başkanını da. Kadın kolları ana kademenin neresinde durur? Bütün çatışmaları ortadan kaldırıyoruz. Gençlik kolları nasıl uyumlu çalışır? Hepsini teker teker tarif ediyoruz ve bunları Anayasa Mahkemesi kararına uygun olarak tüzüğün içine derc ediyoruz. Ben ilk geldiğimizde Merkez Yönetim Kurulu'nu hazırladım. Normalde gazeteden okunması lazım. Gazeteden basın bildirisiyle geçer altyazıdan. Öyle yapmadık. O yaptığımı şimdi buraya yazıyorum. Genel Başkan çalışacağı arkadaşlarını belirledikten sonra parti meclisine sunacak. Parti meclisinde belli bir grubu, belki idari MYK'sı, yani saymanı, genel sekreteri falan 5 kişi, genel başkanla bir 6 kişi bir bütün halinde, diğerleri teker teker ya da idari MYK teker teker gölge bakanlar bir bütün halinde güven oyu alacaklar. Güven oyu almadan göreve başlamayacaklar. Danışma kurullarını yılda 2 tane danışma kurullarını 3 ayda bir yapacak. Yılda 2 danışma kurulu yapmayan ilçenin MYK tarafından düşürülmesini tüzüğe koyuyoruz. Her seçimden 3 ay sonra mutlaka danışma kurulu yapacak. Yapmayanı görevden alıyoruz. Çok özlediğimiz küçük kurultay kanunda adı değiştiği için onu büyük danışma kurulu diyoruz. Kendiliğinden yılda bir kez seçimlerden sonra yapılan il danışma kurullarını takip eden ay içerisinde bir kez büyük danışma kurulu yapıyoruz. Küçük kurultayın aynı yetkileri ve kapsamına sahip. Etik kurulu oluşturuyoruz önceki genel başkanlarımızdan ve belli niteliklere sahip olan, daha doğrusu önceki genel başkanlar, cumhurbaşkanları, partiye üyelikleri varsa, başbakanlar, meclis başkanları, ayrıca 10 üyeyi belli niteliklerde, belli kıdem, belli eğitim yaptığı görevlerle biz teklif ediyoruz. Üyeler dijital demokratik katılımla kendileri seçiyorlar. İlçe kongrelerinde mahalle delegelerini ilçe hazırım derse ve talep ederse dijital demokratik katılımla bütün üyelerin katılımıyla yapıyoruz. Bir hafta önce üyelere soruyoruz. Mahalle delegesi budur. Sorumlulukları budur. Yetkileri budur. Aday mısın? Adayım derse çarşaf liste önüne çıkacak. Seçim günü herkes nerede olursa olsun birisi birinin koluna girmeden, otobüslere bindirmeden veya ondan bir kabine kadar gitmeden oyunu kullanacak ve mahalle delegeleri dijital demokratik katılımla tam katılımcılık esasına göre olacak. Kadın ve gençlik kotası otomatik uygulanacak. Ama bunu ilçe kabul eder, ilde MYK'dan talep ederse olacak geçiş döneminde. Hazır olmayan kimseyi zorlamayacağız. Mahsurlu görülüyorsa uygulatmayacağız. Bunun yanında ayrıca bu cinsiyet, yaş kotalarıyla ilgili parti büyük bir sınavdan geçecek. 18-25 yaş arasına bir kota, 25-40 yaş arasına başka bir kota getiriyoruz. Kotalarda %10 ve %20, 10 ve 20 miydi? 10 ve 10. %10 ve 10 yapıyoruz. Bu sayede hem 25-18 yaş arası 10 kişi, hem 25-40 yaş arası 10 kişi olacak. Kadın kotasını da %33'ten bu kongre 40'a, bir sonraki 45'e, bir sonraki 50'ye eşit temsile 3 kongre adımıyla ulaşıyoruz. Burada tarihi bir mesele var. Adım bütün dünyadaki gelişmelerle uyumlu. Kadın kollarımızın talebine yakın. Onlar hemen istiyor ama yakın. Şimdi değil, 3 kongrede %50 eşit temsile gideceğiz 5-5 arttırarak. Delegelerin çoğu erkek. Bu maddede erkek delegeler tutup hayır oyu verirlerse bu bizi başka bir yere götürür. O yüzden
bu maddeler şu anda taslak olan, bugün sizden görüş alacak. Yarın parti meclisinden ve milletvekili grubundan görüş alacak. 5 Eylül günü somutlaşacak maddelerde kadın ve gençlik kotasını bütün erkek delegelere emanet ediyorum. Sakın ha sakın şöyle bir şey demeyin. Ya hazır değiller, böyle hazırlanacaklar kademe kademe. Ya işte erkek çok, yüzdesi az. Kadının çoğalmasının yolu bu. Bu partinin birinci genel başkanı bu partiyi kurdu. Avrupa'dakilerden 40 yıl önce, 40 yıl önce kadına seçme seçilme hakkını kullanacak olanağı yarattı. O yüzden şimdi 33, bir dahakinde 40, birinde 45, sonunda %50. Eğer Atatürk olsaydı bunu 3 kongre önce yapardı arkadaşlar. Bugüne bırakmazdı. O yüzden bütün erkeklere emanet ediyorum. Hiçbir maddede böyle bir şey yapmayı düşünmem. Ama bu konuda kadınların ve gençlerin önünü kapatacak bir organizasyon hissedersem, o maddenin isim okunarak tek tek oylanmasını ve kızlarınıza hesap vereceğiniz bir tutanağa geçmenizi sağlayabilirim. Biraz uzun oldu ama bunu hem ülkenin gelişmeleri, hem Ankara'da katıldığım ilk il danışma kurulu, hem de TÜZÜK'te troller konuşuyor bir şey demem. Eskiden işte bir takım sorunları olmuş, partide ceza almış falan kişiler konuşuyor, bir şey demem. Hırsı var, bir şey demem. Ama bu işleri en iyi bilenlerin en çarpık yerden dezenformasyon yapmasına asla ve asla yüreğim dayanmıyor. Ben geçen seçimlerde listelerin hazırlandığı gün sırf oradaki bir maddeye dayanarak 69 vekil diğer partilere verilirken o işe itiraz ediyordum. O işi kotaranların şimdi çıkıp da efendim Özgür Özel ön seçim yapmayacak mı diye laf üretmelerine dayanamıyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Ben bu partinin hem evladıyım, hem şimdiki genel başkanıyım. Bu ön seçim meselesi 2015'te %86 ile tüm Türkiye'nin, tüm zamanların rekorunu kırmışımdır. Buraya gelmemdeki en önemli güç ön seçimdir. Eğer bir ilde hakim gözetiminde ön seçim yapılmayacaksa, %7'nin altında oy alanlarda başka bir zorluk var hariç, onu da yazmıyoruz yapılmaz diye. Yapalım derlerse yapacağız, yapmayalım derlerse. Hakim denetiminde ön seçim yapılmıyorsa sonuçlarına uyulacak, örgüt denetiminde ön seçim yapılacak. Ve bunun sonucuna uyulacağı da TÜZÜ'ye kalın harflerle yazılacak. Kimsenin dediği gibi ne ön seçimden kaçtığımız ne başka bir numara yapmaya çalıştığımız var. Biz numaraları geride bıraktık. Aklımızda bir tane numara var. %38 son seçimde aldığımız oy. Hedefimizde bir tane numara var. %51 gelecek seçimde alacağımız oy. TÜZÜK'le ilgili sadece buraya kadar gelinmiş nokta. Hiçbirisi değişmez değil. İyileştirebilirsiniz, geriye götürmeyin. Onu kabul etmeyiz. Önerilerinizi bekliyoruz. Ardından yarın hem gruptan hem parti meclisinden alacağız. Ve muhteşem bir uyum içinde, herhangi bir tartışma olmadan, provokasyonlara kapı açmadan, partiyi tartıştırmadan dört başı mamur bir TÜZÜ'yü ümit ediyorum oy birliğiyle ve alkışlarla geçireceğiz. Bu parti kavgalı tartışmalı günleri gördü, hiçbir fayda görmedi. Kavgadan tartışmadan değil, hep birlikte çalışmaktan, hep birlikte mücadele etmekten, hep birlikte başarmaktan bahsediyorum. Önümüzdeki seçimi kazanamadıktan sonra sen milletvekili olsan ne? Kürek mahkumluğu gibidir. Biz onu bir süredir yapıyoruz. Kürek mahkumluğundan berbattır. Bu parlamentoda muhalefet milletvekili olmak. Sen kurultay delegesi olsan ne? Bir tane kadının yerine sen gelsen ne olur, o gelse ne olur? Ama esas meselenin özü şu, geleceği kavrayan, hedeflerini doğru belirlemiş, hem
partiyi demokratikleştiren, hem Türkiye'ye demokrasi vaat eden, hem de gelecek dönemde Türkiye'yi yönetebilecek kadrolu oluşturabilecek, meclis grubunu da hazırlayabilecek bir tüzüğe ihtiyacımız var. Bunu hep beraber başaracağız. Tüzük bitip gidiyor diye mutluyum, heyecanlıyım. Çünkü bir aşamayı geride bırakıyoruz. Ama esas heyecanı önümüzdeki program kurultayı için duyuyorum. O konuda hepimizin yapması gereken çok şey var. Ankara örgütü gibi güçlü bir örgüte sonuna kadar inanıyorum, güveniyorum. Bana inandığınız, güvendiğiniz, bugünkü harika karşılama için süreç boyunca yerel seçimlerde gösterdiğiniz emek ve aynı rüyayı görüp aynı mutlu sabaha uyandığımız için Ankara örgütüne yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Yanım ucunda bir gül açılmış, file file sen yele her an. Dünyanın savunucusu, değişim ve Türkiye İttifakı'nın mimarı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Özgür Özel'e teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yoğun programın akışından dolayı aramızdan ayrılıyor. Yolun yolumuz açık olsun Sayın Genel Başkanım.